Selam, yepyeni bir ders plan videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere soru cevap videosu çekeceğiz. Selam, ben şu an editten geliyorum. Videoyu editliyorum ve bakın, video boyunca göz kapağımda sürekli bir concealer var ve asla şu hareketi yapmak bana aklıma gelmemiş. Tüm videoyu böyle izleyeceksin. Çünkü baştan da çekmem videoya. Sinirim bozuldu yani. Bütün videoda göz kapağımda concealer var. Linkini de Instagram'a bırakıyorum, tamam mı? Almayın. Kesinlikle bu concealer'ı da almayın yani. Bir daha da almam ben de. Bu ne ya? Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız story'mi görmüşsünüzdür. İşte sizden sorular istedim YKS hakkında. Siz de sordunuz. Ben de şimdi cevaplayacağım. Etmiyorsanız da takip hemen şuraya koyuyorum. Oradan edebilirsiniz. Ben sürekli Instagram'da işte böyle soru cevap falan açtığım zaman siz çok fazla bana YKS ile ilgili şeyler soruyorsunuz. Ama hani Instagram'dan da böyle YKS ile ilgili şeylere cevap vermek istemiyorum. Ne bileyim yani Instagram daha çok bana şeymiş gibi geliyor. Böyle daha kişisel bir yermiş gibi ve hani YKS hakkında böyle storyler paylaşmam saçma olurmuş gibi geliyor. O yüzden tek bir soru cevap şeyi paylaştım ve dedim ki bütün sorularınızı buraya sorun ve ben bütün hepsini orada cevaplayacağım. Videoya geçmeden önce de sizden çok 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 küçücük ufacık tefecik bir ricam olacak. Kanalıma hala abone değilseniz, izleyip videolarımdan kaçıyorsanız abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü ben kanalımın istatistiklerine bakıyorum. Bizde gözüküyor. Diyor ki mesela videolarını izleyenlerin %80'i diyor senin kanalına abone değil diyor. Yani izleyip kaçıp gidiyorsunuz anladığım kadarıyla. O yüzden hemen şuradan abone olursanız çok mutlu olurum. Sorulara geçelim. Şu telefonu da şarja taktım. Şarjım olmadığı için böyle çekiştiriyorum şimdi. Son bir ay kalmanın şerefine herkes genelde son bir ayla ilgili sorular sormuş zaten. İlk sorumuz son bir ayda en verim aldığın çalışma şekli nasıldı? Hemen anlatıyorum. Ben dershaneye gidiyordum bilmiş olduğunuz üzere. Bilmiş olduğunuz. Bilmiyor da olabilirsiniz yani ama ben dershaneye gidiyordum yani. Benim dershanem son bir ayda tüm konuları bitirmişti. Yani artık böyle hani sınıfa bizi toplayıp konu falan anlatmıyorlardı. Her gün, her Allah'ın günü saat 10 çeyrekte deneme oluyordu. Ama ben 10 çeyreğe kadar boş durur muyum? Hayır durmam. Ben ne yapıyordum? Ben sabah 6'da kalkıyordum. Baya bildiğiniz böyle bir ara şeylerle, kargalarla falan uyanıyordum. Yani günaydın falan diyorduk birbirimize. Kalkıyordum ve fix bir şekilde ya sosyal ya Türkçe çalışıyordum. Çünkü ben 12. senemde de mezun senemde de hiçbir şekilde böyle sosyal çalışmayı içim almıyordu. Yani sosyal sevmiyordum. Bilmem hiç hoşuma gitmiyor yani. Şu an olsun yine sevmem. O yüzden de hiç böyle oturup evde kendim sosyal konu çalıştığımı hatırlamıyorum. İşte dershanede sosyal dersleri vardı. Tarih vardı, coğrafya vardı. İşte din ve şey de vardı. Onları dinliyordum. Sadece dersi dinliyordum. Yani eve gelip ekstra bir çalışma yapmıyordum sosyal adına. Sadece denemelerde çözdüğüm kadarıyla soru çözüyordum sosyalden. O kadardı. 12. senemde YKS'ye girerek fark ettim. YKS'de 9 net yaptım sosyalden. Yani 20 soruda 9 net yaptım. Yani yarısını bile yapamadım. Dedim ki böyle iş mi olur? Ne yapıyorsun kendine gel. Mezun senemde şey çözmeye başladım. Test çözmeye başladım sosyalden. Hem benim dershanem ödev veriyordu. Her hafta ne işlendiyse onun testlerini ödev veriyorlardı bize. Orada çözmüş oluyordum. Hem de dediğim gibi son ay sürekli saat 6'da kalkıyordum. Oturuyordum. Sosyal alan denemesi. Sosyal alan denemesi. Alan falan böyle. Ama en çok işime yarayan bu arada o denemeleri çözmek değildi. O denemelerin çözümlerini öğrenmekti. Çünkü mesela ben bir tane sosyal sorusundan aslında bir sürü bir şey öğreniyordum. Atıyorum bir soru oluyordu. İşte her şıkkında farklı bir bilgi var. Ve ben soruyu çözemiyor oluyordum. Hemen alıyordum telefonumu. Kunduz uygulamasına atıyordum soruyu. Ve işte oradaki eğitmenler sağ olsunlar bütün şıkları açıklıyorlardı bana. Yani tek sorudan bir bilgi de değil. Bir sürü şey öğreniyordum. Bu arada Kunduz uygulamasından bahsetmişken size çok güzel de bir haberim var onunla ilgili. Hatta hemen şimdi şey yapayım söyleyeyim size. Bilmeyenler için çok kısa bir özet geçeyim Kunduz uygulamasını ama ben zaten her YKS videomda söylediğim için artık alışmış olmanız lazım diye düşünüyorum. Kunduz uygulaması çözemediğiniz soruları çekip attığınız ve profesyonel eğitmenler tarafından sorularınızın çözüldüğü bir uygulama. Ben manyak gibi kullanıyordum yani bayağı bildiğiniz bağımlısıydım. Çünkü şöyle ben bütün öğrencilerin halinden anlayabiliyorum. Ya okulunuzda etütler oluyor ya işte dershanenizde etütler oluyor ya da özel ders alıyorsunuz sorularınızı çözdürmek için. Ama dershane ve okuldaki etüt süreleri o kadar yetersizdi ki yani bizim dershane 15 dakika falan veriyordu böyle. 15 dakikada da zaten 5 tane soruyu soruyorsun. Zaten hoca soruyu okuyana kadar, şey yapana kadar, anlatana kadar falan bitiyordu böyle süre. Onun dışında özel ders fiyatları da zaten ne olmuş yani uçmuş gitmişler. Çözemediğiniz soruları çözdürmek için bence en mantıklısı gerçekten yine Kunduz uygulamasıydı. Bir de şu an aşırı güzel bir kampanya yapmışlar. Bakın şuraya bir kod koyuyorum. Dersi 30 koduyla 30 TL'ye paket sahibi
sahibi olabiliyorsunuz ve o paket Haziran'ın sonuna kadar geçerli. 30 lira, yani 30 lirayı saçma sapan dışarıda Starbucks kahvelerine falan veriyoruz. Sınav için mi veremeyeceksiniz yani? Ayrıca da bana çok fazla mezuna kalmakla ilgili soru geldiği için anladım ki kısmınız bayağı bir mezuna bırakmayı düşünüyor. Yani bu sene yeteri kadar çalışmadığını fark etmiş ve mezuna bırakmayı düşünüyor. Bu tayfa için de Kunduz çok güzel bir kampanya yapmış. Eğer şimdiden seneye için paket satın alırsanız işte yeni yıl zamlarıdır, enflasyondur, osudur busudur falan hiçbir şeyden etkilenmeden şu anın fiyatıyla seneye kullanabileceksiniz Kunduz uygulamasını. Onun için de farklı bir kod var. Dersu 60 kodu. Ben yine videonun açıklamalar kısmına falan bırakacağım. Hangi kod nereye kullanılıyor, işte hangi paketten nasıl kodu giriyorsunuz falan. Siz oradan bakar halledersiniz. Neyse, en son şeyde kalmıştım. Ben o sosyal sorularını alıyordum işte, çekiyordum, Kunduz uygulamasına gönderiyordum. Hatta size şuraya bir yere falan işte sorduğum sosyal sorularına gelen cevapları falan da koyarım. O şekilde bir sosyal çalışması yapıyordum sabahları. Saat 6'dan işte 8'e kadar falan bakıyordum. Sonra 8'den 9'a kadar falan bir kahvaltı aşaması, hazırlanma aşaması bir şeyler. Ondan sonra da evden çıkıyordum, dershaneye gidiyordum. 10 çeyrekte dediğim gibi dershanede deneme başlıyordu. Bizde şey şeklinde ilerliyordu. Bir gün TYT, bir gün AYT denemesi. TYT, AYT, TYT, AYT gidiyordu. Bazen böyle birkaç kere sıkışmıştı, bir şey olmuştu. Tek günde hem TYT hem AYT denemesine girdiğimizi hatırlıyorum. Böyle öğle arası veriyorduk, TYT'den çıkıp AYT'ye giriyorduk falan. Ama genel olarak bir TYT bir AYT şeklindeydi. Neyse işte sabah da öyle denemeye giriyordum. Ondan sonra bir öğle arası oluyordu dershanemizde. Arkadaşlarla yemek falan yiyorduk. Hem de sosyallik ihtiyacımı karşılıyordu benim. Çünkü sürekli evde ders çalış falan böyle insan kafayı yiyor bir yerde. Ondan da sonra genelde, yani her zaman değil ama genelde dershanemin alt katında bir kütüphane vardı bizim. Ve ben kütüphane ortamında ders çalışmayı daha çok seviyorum. Yani evde insan bir bunalıyor, sıkılıyor, ufluyor, pufluyor. Bir de evde şey oluyor. Masamda oturuyorum mesela, karşıda ayna oluyor, tamam mı? Aynaya bakıyorum. Aa diyorum, şu anda sivilce çıkmış. Gidiyorum aynaya. Tut, 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 tut. Oturuyorum böyle aynanın karşısına. Yok şu sivilceme bakayım. Yok yüzüme şu bakım maskesini uygulayayım. Ondan sonra yok işte saçımın şurası şey olmuş, onu halledeyim falan derken bakıyorum bir saat geçmiş oluyordu falan. Yani dikkatimi dağıtacak çok fazla şey oluyordu evde. Benim de o yüzden kütüphanede çalışmak hoşuma gidiyordu. Yani dershanenin kütüphanesini kullanıyordum. Ondan sonra akşam yemeğine doğru eve geliyordum. Evde akşam yemek yeniyordu. İşte biraz dinleniliyordu. Bir şeyler oluyordu. Akşam da şöyle yatmadan önce 1-2 saat daha bir şeylere bakıp uyuyordum. O şekilde bir son bir ay çalışmam vardı benim. Yani tabii ki değişti, hani plan dışı olan durumlar falan da oluyordur ama genel hatlarıyla bu şekildeydi. Ve ben gayet verim aldım düşünüyorum bu çalışmadan. Geçtim. Bu dönemdeki netlerin. Öyle bir dönem ki son bir ay. Gerçekten en dibi de görüyorsunuz. En yükseği de görüyorsunuz. Ben mesela son bir ayda tüm senede yaptığım en kötü neti de yapmıştım. En iyi neti de yapmıştım. O yüzden hani ne çok iyi bir net yaptınız, of kesin işte bu net gelecek bana falan tarzı bir düşünceye kapılın. Ne de çok kötü bir net yaptığınızda işte yapamayacağım, edemeyeceğim falan böyle şeyler düşünün. Çünkü çok fazla dalgalanır. Çok normal. O an denemeyi çözdüğünüz modunuza göre, işte denemenin zorluğuna göre, sizin asılıp asılmamanıza göre, çok fazla faktöre göre değişebiliyor. Hani demiyorum ki TYT'den 40 net yapıyorsun ama merak etme işte sınavda 100 net yaparsın diye bir şey demiyorum zaten, ama hani böyle 10-15 net yukarısına aşağısına kesinlikle oynayabilir. Hiç canınızı sıkmayın o yüzden. Ben de genel olarak işte TYT'de 80-100 arası, AYT'de de 55-65 arası bir net yapıyordum tam olarak son bir ay kala. Tabii ki çok daha kötü yaptıklarım ve çok daha iyi yaptıklarım olmuştu. Mesela ben AYT'den 73 net falan yaptığım bir denemeyi hatırlıyorum. Bilgisayarmalım bir denemesiydi, yani asla unutmam. Yapmıştım yani, 73 net yapmışım. Ondan sonra 50 net yaptığımı da hatırlıyorum. Diyordum sana bir ay kala 50 net mi yapılır AYT'den? Ama yapmıştım. Öyle yani, çok uzattım. Bu kadar çalışmış olmama rağmen çalışmamışım gibi hissediyorum. Neden? Bakın etrafınızda hani bunu sizinle konuşacak ve size moral verecek birisi yoksa ben şu an size moral verebilirim. Çünkü biz dershanede arkadaşlarımla bunu sürekli konuşuyorduk. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissediyoruz. İşte hiçbir şey çalışmamışız gibi, bir sürü eksiğimiz varmış gibi, ama bu çok normal. Aslında hepsini bir kere gerçekten çalışmışım ve hepsi hakkında bir fikrim var. Ama öyle hissediyorsunuz. Bilmiyormuş gibi hissediyorsunuz. Çözemeyecekmiş gibi hissediyorsunuz falan. Böyle kafayı yiyorsun. Çok iyi anlıyorum ama öyle değil aslında. Hani gerçekten çalışmadıysanız, zaten bilmiyorsanız bu tribe girmeyin. Aha bilmiyor gibi hissediyorum. Tam bilmiyorsun, çalışmadın çünkü. Ama gerçekten çalıştıysan, emek verdiysen şu an bu şekilde hissetmeniz çok normal, ama sınavda gerçekten öyle olmayacak, merak etmeyin. Bir aklınıza gelecek. Gerçekten çalıştıysanız ve gerçekten kafanıza sindirdiyseniz şu an öyle hissetmeniz normal. Stres yapmayın. Bakın şimdi. Şu soru çok fazla gelmiş. Ama ben bunu nereden bilebilirim? Sıralama geçen seneye göre nasıl olur? Ben soruyu hazırlayan hoca değilim. Ben YÖK'ün bir şeyi değilim. Nereden bileyim arkadaşlar? Bir de daha sınava da girmediniz. Yani sınavın nasıl bir sınav olacağını da bilmiyoruz ve hani
Ama umarım ki gerçekten ölçücü ve güzel bir sınav olur. Çünkü 2020 YKS'yi de hatırlıyorsunuz, 2021 YKS'yi de hatırlıyorsunuz. Eğer çıkmışları çözdüyseniz. Ben ikisine de girdim. 2020 YKS bir o kadar kolay. Yani herkesin çok yüksek netler yaptığı ve bu yüzden de çok fazla yığılmanın, işte bir soruyla binlerce kişi geriye atmanın falan yaşandığı bir seneydi. 2021'de bir o kadar zor bir seneydi. Yine aynı şey oldu. Zor olunca yığılma olmayacak mı? Hayır, bu sefer de düşük netlere çok fazla yığılma olacak. Umarım işte böyle tam orta halli. Zor sorular da mutlaka olacak, eleyecek. Kolay sorular da olacak mutlaka. İşte o anki stresinizi yönetmeniz için. Bunu bir ayarlamaları lazım artık yani. Umarım size güzel bir sınav denk gelir. Sonra sence istediğimiz bölüm için mezuna kalınır mı? Bakın ben şekil 1A kalınabiliyormuş. Ben onun örneğiyim. 12. sınıf senem boyunca sürekli şeydim. Hayır asla mezuna kalamam. Mezuna kalmak olmaz. Mezuna kalmak çok kötü falan böyle. Hatta bir tane sinebim var. Sinep anılarına kaydetmişim. Aynı bu şekilde bakın çekmişim. Benim birkaç tane böyle mezuna kalmayı düşünen arkadaşım vardı. Mezuna kalırsanız siz de arkadaşları keserim falan diye böyle bir şey yapmışım arkadaşlar. Ben kaldım mezuna da yani işte. O zamanlar çok kötü bakıyordum mezuna kalmaya ama büyüttüğünüz kadar kafada o kadar da kötü bir şey değil. Çünkü yaşınız büyüdükçe aslında bir senenin hayatınız için o kadar da büyük bir şey olmadığını fark ediyorsunuz. Bir de gerçekten yani çalışacağınıza inanıyorsanız bence istediğiniz bölüm için mezuna kalmak çok da kötü bir şey değil. Tabii ki gönül ister ki kalmayın, direkt gidin, o stresi, o şeyi yaşamayın ama olabilir yani. Sınav anında her şey değişebilir mi? Tabii ki değişebilir. Ya bakın size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten eğer ki çok ultra bir insan değilseniz, yani önünüze çıkacak her soruyu gerçekten çözebilecek bir insan değilseniz, sınav anında o kadar çok şey değişebilir ki. İki farklı insan vardır. Zekaları aynıdır. Aynı sürede çalışmışlardır. Bir tanesi A ve B konusunda çok fazla çalışmıştır. Diğeri C ve D konusunda çok fazla çalışmıştır. Ve sınavda A ve B konusundan daha çok soru gelir ve o daha öne geçer. Ama aynı sürede çalışırlar, aynı zekaya sahipler. Sınav gerçekten çalışmanız çok önemli. Evet, çok 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 önemli ama birazcık da şans işi. İşte stresinizi ne kadar yönetebildiğinizle ilgili, çıkan soruların size uyup uymayacağı ile ilgili falan böyle. Sınav anda çok şey değişebilir yani. Çok videoyu çok uzatıyorum, o yüzden kısa keseceğim. Kaynak çözmeye devam edilmeli mi denemelerin yanında? Ben şöyle çözüyordum. Ben sürekli deneme çözüyordum. İşte denemede atıyorum AYT'den, modern fizikten çok fazla yanlışım geliyor. Dedim ki modern fizikte oturmayan bir şeyler var. Hemen modern fizikten böyle bir konu videosu, bir şeyi çok hızlı şekilde izleyip kaynak kitaplardan da onun sorusunu çözüyordum. Yani asla şimdi kaynak çözemezsiniz, full deneme çözeceksiniz falan tarzında bir şey söylemiyorum. Tabii ki daha çok deneme çözmeye yoğunluk vermeniz lazım. Artık yine kaynak kitaplarda boğulmayın ama konu konu yine yapabilirsiniz. TYT çözme sıran. Benim TYT çözme sıram dünyanın en saçma TYT çözme sırası falan olabilir, şu şekildeydi. Türkçenin ilk 20 sorusu birazcık matematik, işte 10-15 soru matematik, sonra Türkçenin kalan 20 sorusu. Ondan sonra matematiğin tamamı, sonra fen ve sosyal. Anladınız mı bilmiyorum ama bu şekilde kendimi daha rahat hissediyorum. Çok fazla denedim, farklı farklı denedim. En çok bu şekilde kendim hani performansımı iyi buldum. Çünkü Türkçe'de bir yerden sonra 20. sorudan sonra falan çok bunalıyordum. O yüzden matematiğe geçiyordum. Sonra matematikten biraz yapıp Türkçe'ye döndüğümde Türkçenin kalan 20 sorusunu çözüyordum. Sonra tekrar matematiğe geçtiğimde de matematik 40 soru olarak kalmıyordu ya karşımda. Hani biraz da erimiş oluyordu ya, daha iyi oluyordu. Böyle 40 soruyu arka arkaya çözmüyordum. O yüzden o şekilde. Herhangi bir ilaç kullandın mı? Ben herhangi bir ilaç kullanmadım. Bunlar için ilaçlar var sanırım. İşte böyle odaklanmak için, stresi azaltmak için, kalp çarpıntısı falan azaltan böyle değişik değişik ilaçlar var. Ama yani asla kafanızdan böyle bir ilaç kullanmayın. Ciddiyim, hani arkadaşınızı duyarsanız bir şey olur, İşte iyi geliyormuş denir falan. Yapmayın, manyak olursunuz. Hani bilmediğiniz bir ilaçla sınava girmek gerçekten bence çok yanlış bir şey. Eğer öyle bir kaygınız varsa, işte sınavda çok stres yapacağınızı düşünüyorsanız, işte bir odaklanma, bir sıkıntınız varsa falan, bir doktora gidin mutlaka. O zaten sizi en doğru şekilde yönlendirecektir. Bir ilaca ihtiyacınız varsa verecektir. Yoksa da hani yok bir ilaca ihtiyacın deyip size yön verecektir. Hangi sıralamadan mezuna kaldığımız çok mu önemli? Yani şöyle, temelin olup olmaması bence YKS sonucunuz için önemli ama hangi sıralamayla kaldınız? Ya mesela benim erkek arkadaşım 100 binde mezuna kalıp 8 bine falan çekmiş. Ben 56 binde kalıp 28 bine çektim. Çok daha iyilerini ya da çok daha saçmalarını yapanlar var. Yani bir tane de arkadaşımız var mesela 90 binine girip yine 90 bin yapmış. Hani bilmem yani, temeliniz yoktur. 500 bine falan girmişsinizdir mesela. Ondan sonra ben seneye işte ilk bine gireceğim falan diyorsunuzdur. O zaman biraz ütopik bir hayal olabilir ama yapılabilir. Her şey yapılabilir. Evet, sorularımız bitti. Yani çok fazla soru vardı ama ben en çok sorulanlarını derleyip toplamaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Hepinizi çok 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 seviyorum. Şu ara YouTube'a böyle hani çok fazla
efor harcamadığımın farkındayım. Ama çok güzel videolar stokladım. Bir sürü videolar stokladım. Böyle peş peşe videolar atmaya başlayacağım. O yüzden siz de kanala abone olup işte takipte kalırsanız çok sevinirim. Bir de şuraya Instagram adresimi koyuyorum. Oradan da videoların haberini alabilirsiniz. Bir de gün içinde ne yaptığımı falan öğrenebilirsiniz. Çünkü affedersiniz ama tuvalete gitsem bile story atıyorum. Merhaba arkadaşlar, şimdi tuvalete gidiyorum falan diye. Hadi öpüyorum sizi çok. Bay bay.